Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şiş örgü modeli çalışacağız. Modelimizi bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz gibi battaniye yapımında da kullanabiliriz. Evet burada görmüş olduğumuz yapraklarımızı tek bir renk üzerine ördüm. Dilerseniz her sırada farklı renk kullanarak örebilirsiniz. Tamamen tercihinize göre buradaki çiçeklerimizi bağımsız olarak yani yapraklarımızı bağımsız olarak örebilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz yorum ve beğenilerinizle e, bizleri çok mutlu edersiniz. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Modelimizi korumak için ana renk olarak beyazımızı yardımcı renk olarak da pembemi tercih ediyorum. E, Pembem kartopunun Aksoft markası. Tabi dilediğiniz marka ve ürünleri kullanabilirsiniz. 3 numaralı şişimle modelimi çalışmaya başladım. 2 diş haroşamı ördüm ve modelimize kurmaya yetecek kadar 8 tane sıra düz örgümüzü örelim. Ön yönden düz, arka yönden ters örgülerimizi örerek istediğimiz ölçüye ulaşalım. Örgümüzü hangi yönden alırsanız alın hiç fark etmez. 8 sıra düz örgümüzü örelim ve sonrasında görüşelim. Modelimizi kurmak için yeterli düz örgümüzü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane düz örgümüz var. Şimdi hemen beyazımızda başlayalım ve pembemi şöyle hazır ettim yapraklarımı kurmak için. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi 3 tane olarak ayırıyorum. Birincisi bu. 2 tane daha örüyorum. Kenar ilmeğim 3 tane olarak hazırlandı. Hemen ipimi bağlıyorum. İpim birazcık daha beyaz ipime oranla daha dolgunca sağlam olması için ikinci bir kez daha şöyle sıkıştırıyorum. İpimi bağladıktan sonra saymaya başlıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmek arasına giriyorum. Hemen sıradaki olana bakınız. Altından giriyorum. Pembe ipimi alarak şöyle yukarıya doğru uzatıyorum. En başta olduğu için 7. ilmek sırasından girdiğimiz için birazcık daha uzun alıyoruz. Yukarıya doğru bu pembe ilmeklerimiz kısalarak devam edecek. Hemen bir sonraki aralığa giriyorum. Bakınız şuradaki aralığa giriyorum. Hemen yukarıya doğru uzatıyorum. İki ilmeğimi aldıktan sonra bir sonraki yuvaya giriyorum. Ilmek arasına hemen şu şekilde alıyorum, uzatıyorum ve bir sonraki ilmeklerimizi yarımlamayalım. Bir sonraki sırayla bakınız yukarıya doğru çıkıyorum. Son olarak ilmeğimi de örüyorum ve buradan çıkartıyorum. Şöyle baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimizi uzattık. Şimdi yapraklarımızı örmek için en aşağıdan başlayarak birer birer buradaki dolgularımızın, uzatmalarımızın üzerinden geçişimizi yapıyoruz. Dilerseniz tığ da kullanabilirsiniz. Hem ilmeklerimizi almak için de kullanabilirsiniz. Hem buradaki ilmeklerimizi aşırtmak için nasıl kolayınıza gelirse. Ben şişimi kullanmayı tercih ediyorum. Hemen şöyle alıyorum bakınız sol elimdeki şişimle bakınız ilk almış olduğu uzattığım ilmeği diğer ilmeklerimin üzerinden şöyle geçiriyorum bir bütün halinde hem arkadan hem önden geçiriyorum ve bu tarafa yerleştiriyorum bakınız ve sonrasında sıradaki ikinci ilmeğimi tam olarak alıyorum diğerlerinin üzerinden geçiriyorum sırası ile buradaki uzattığımız ilmekleri birer birer hepsinin üzerinden aşırtıyorum. Üçüncüyü de geçirdim. Ve sıradaki ilmeğimi alıyorum. Kesinlikle çok çok rahat yapabileceğimiz bir çalışma. Bakınız yaprağım belli olmaya başladı. Yukarıya doğru sırayı takip ederek geçiyorum. Şöyle de elimizde ayarlamamızı yapalım. Düzgün dursun. İki tane ilmeğim kaldı. Şöyle bakınız. Bir ve iki. Bunu da alıyorum. Hemen diğerinin üzerinden geçiriyorum ve ilk yaprağımızı bu şekilde yerleştirmiş olduk. Gayet güzel oldu. Şöyle bakınız. Şimdi pembe ipimi elimden çıkarıyorum beyaz ipimle örmeye devam ediyorum aralıkları e, model her bir pembe modelimizin aralığı kendi elimizde ne kadar istersek o şekilde ayarlayabiliriz tek uymamız gereken kural tek sayı olması ben 5 olarak ayarlıyorum sizler dilerseniz 7 9 11 şekliyle de şimdiki öreceğimiz aralığı ayarlayabilirsiniz ne kadar aralıklı olmasını isterseniz o kadar bu arayı fazla örebilirsiniz. 5 tane düz ilmeğimi ördükten sonra yeniden ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi parmağımı alıyorum ve arkayı gerdirmeden şuradaki sıradaki ilmeğimden saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7incinin içerisine ön yüzden giriyorum. Pembe ipimi bu aradan çıkartıyorum. Belli bir uzunlukta. Bir sonrakini yine aynı şekilde arkadan alıyorum uzatıyorum. Bir sonrakini aynı işlemimi yapıyorum. Yukarıya doğru ilmek boyları kısalmakta. İplerimizi yarım almayalım. Üzerinden geçirirken sıkıntı olabiliyor. Bakınız ilmek boylarımız kısalarak ilerliyor. En aşağıdaki en uzundu. Bir sonraki son ve ilmeğimizin kendisinde örüyorum şu şekilde. Bakınız daha önce badem modeli çalışmıştık. Badem modelimizi bu şekilde devam edersek modelimiz oluşmaktaydı. Şimdi yapraklarımız için sol elimdeki şişimi aşağıdan başlayarak diğer dolguların üzerinden geçiriyorum. Bakınız şu şekilde. Arkasından da geçiriyorum bir bütün olarak ve gayet güzel ilk ilmeğimiz geçti. İkinci ilmeğimi alıyorum, arkasından da geçiriyorum. Şöyle bakınız, o zaman daha düzgün oluyor. Üçüncüyü alıyorum, hepsinin üzerinden sırayla hiç saymaya bile gerek yok. Ne aldıysak zaten sıradan ilerlemekte. Bakınız, çok güzel yaprağımız. Görünmeye başladı son iki tane ilmeğim kaldı son iki ilmeğimi de birbiri üzerinden geçiriyorum ve bakınız ikinci yaprağımı da bu şekilde kurmuş oluyorum ve beyaz ipimle örmeye devam ediyorum şöyle ilmeğimi düzeltiyorum 5 tane düz ilmek örüyorum 2 3 4 ve 5 Modelimiz bakınız bayağı sık olmakta. Şöyle. Şimdi pembemizi yine elimize alalım. Sararak kullanıyorsanız sararak, yoksa düz üzerinden de aşırtabilirsiniz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7'nin içerisine ön yüzden batıyorum. Arkadan alıyorum, uzatıyorum. Bir sonrakini giriyorum. Arkadan çıkarıyorum, uzatıyorum. Bir sonraki kat kat yukarıya doğru çıkıyorum. İlmeğin kendisini de örüyorum. Ve bakınız basamaklarımı birer birer oluşturdum. Şimdi yaprağımızı ayırıyoruz. Bakın sol elimdeki şişimden yardım alıyorum. Hepsinin üzerinden geçiriyorum. Şöyle arkasını da çeviriyorum. sırası ile tepesinden geçiriyoruz şişimi öne eğiyorum ilmeklerimin olduğunu ve bırakıyorum alıyorum bırakıyorum alıyorum üzerinden geçiriyorum ve son iki tane ilmeğimin kaldığını görüyorum üzerinden alıyorum ve tamamlıyorum şu şekilde. Modelimizi çalıştık. Yaprağımız 3. kez yerleştirdik. Yeniden pembe ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Arkaya çok gerdirmeden ayarlı bir şekilde alalım ve şöyle yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. beşer tane ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi başlıyorum yeniden. 1 2 3 4 ve 5. Bir modelimizi daha kuralım. Pembe ipimi alıyorum. Sıradaki ilmekteki ortadaki delikleri yani sıramızı delikleri sayarak ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tepeden giriyorum hemen. Pembe ipimi alıyorum ve uzatıyorum. Bir sonrakini giriyorum. Uzatıyorum. Bir sonrakine sırası ile yukarıya doğru çıkıyorum. Önce önden batıyorum. İpimi alıyorum son ilmeğimizin kendisini de örüyoruz. Hem ipimizi tamamladıktan sonra üzerinden geçelim. İlk aldığımız ilmeği yine ilk alarak geçiriyorum. Bakın şu şekilde hem arkasından hem önünden geçince yerine gayet güzel yerleşiyor. İkinciyi alıyorum. Şöyle eğiyorum. Üçüncü. Sırayı takip ediyoruz. Hiç korkmayın. sadece acele etmeyin yeterli. Bakınız birer birer yaprağımız oluşuyor. Tekrar beyazımızı örelim. 5 tane beyazımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi pembe ipimi tekrar alıyorum. neden kuruyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7.'nin içerisine giriyorum. İpimi kaçırmıyorum şöyle. Tamam pembemden alarak uzatıyorum. 1. Yukarıya doğru sırası ile geliyorum. 2. Bir sonraki ilmeğin arasına giriyorum. Yukarıya doğru işlemlerimizi tekrar ediyoruz. En son ilmeğimi de alıyorum ve boşaltıyorum. Aşağıdan şu şekilde en alttakini diğerlerinin üzerinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde sağ elimdeki şişi eğerek yardımcı oluyorum geçmesine. Sıradakini alıyorum, önce alıyorum, sonra eğiyorum ve geçiriyorum. Bir sonrakini örüyorum şu şekilde. Son iki ilmeğimizi de birbiri üzerinden alıyoruz ve tamamlıyoruz. Son 3 ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Pembe ipimi şöyle biraz sıkıştırıyorum. Bir, 2 ve 3. Yapraklarımızı birer birer kurduk. Her yaprak arasında beşer tane ilmeğimizi ayırdık ve her iki kenarımızda 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi bir sonraki sıramıza geçmeden önce buradaki ipimi kesmek istiyorum. Pembe ipimizi götürmemizin anlamı yok. Hemen burada şöyle biraz keselim bu şekilde ve tığımı alıyorum. Hemen burada bir tane düğümümü atıyorum. Şuraya gelelim beyaza ilmeğimi geçiriyorum bakınız ilmeğim altından geçirdim bir tane zincirimi çekiyorum ve buraya düğümümü atıyorum çok da sıkıp yaprağımızı bozmayalım arkadan da görüntümüz bu şekilde bakınız gayet düzgün bir şekilde önden tekrar görelim şimdi modelimizi ikinci kez kurmak için zeminimizi hazırlıyoruz 8 sıra düzümüzü örelim daha sonrasında yeniden görüşelim şimdi örgümüzü birlikte başlayalım. Bakınız arkadan örüyorum. Ters yöndeyim. Pembemi örüyorum. Ters alarak beyazlarımı pembemi yeniden ördüm. Sona kadar ilerleyelim. En son ilmeğimizi ters yönde örmeyelim. Şöyle ilerleyelim. Evet, ben son pembem örüyorum ve 3 tane ilmeğim kaldı. 1 2 En son ilmeğimizi ters yönde olunca da yine ters olarak örmeyelim. Kenarımızın düzgün olmasını istiyor isek düz olarak girelim bakınız. Düz olarak ördüm ve kenarımız bu şekilde devam edecek. Her iki kenarımızda şöyle görelim. Hiçbir şekilde girintili ve çıkıntılı olmayacak. Dikiş yapmamızda gayet bize burası yardımcı olacak. Şimdi tıpkı alt seminde yapmış olduğumuz gibi 8 sıramızı yukarıya doğru örelim. Sadece beyazımızı sonrasında yeniden görüşelim. Yapraklarımızı yeniden kurmak için şu şekilde yeteri kadar düz örgümü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 8 sıramı ördüm. Şişim dışındakiler ee, yeniden modelimizi kuruyoruz. Şimdi birbiri üzerine yerleştirmiyoruz. Dilerseniz birbiri üzerine de yerleştirebilirsiniz. Aynı birinci kurulum gibi devam edebilirsiniz. Ama kaydırmak istiyoruz. Kaydıracağımız için de 3 tane ilmeğimizi baştan örmüştük. Diğer yaprağımızı dördüncü ilmek üzerinde kurmuştuk. Şimdi aralarda beşer tane ilmeğimiz vardı. Beş ilmeğimizin tam ortasındaki ilmeği yani üçüncü ilmeğimizi kurmamız gerekmekte. Sağdan ve solundan ikişer tane ilmeğimizi ayırıp ortadaki üçüncü ilmeğin içerisine modelimizi kuruyoruz. Eğer yedi tane, dokuz tane ya da on bir tane başladıysanız yine aynı işlemi yapıyoruz. Yedi tane arada boşluk bıraktıysanız üç tane sol tarafa 3 sağ tarafa ilmeğimizi ayırıyoruz. Tam ortasındaki 4. ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Yani tekli sayılarda başlayarak kenarlara eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Ortadaki ilmeğin içerisine modelimizi yerleştiriyoruz. Şimdi tam ortaya gelene kadar örmek istiyorum. Bakınız ilk ilmeğimi örmeden aldım 1. 2 3. Aşağıda kurmuştum bakınız. 3 kenar örmüştüm. 4 model için örmüştüm. 5 ve 6 5'imizin iki kenarında iki de diğer kenarında olacak. Yani şuradaki ilmeğin içerisine tam modelimi kurmam gerekiyor. Diğer modelimizden hesaplayabilirsiniz. Kaç tane boşluk bıraktıysanız onu sayalım. Modelimizi 4 diyorum. Bakınız modelimiz 4. 5 ve 6. Buradaki 5 tane düz örgümüzün ikisini aldım. İkisini de diğer tarafa ayırıyorum. Ve buradaki Ilmeğimin içerisine modelimi kuruyorum. Hemen pembe ipimi bağlıyorum. Bu şekilde modelimizde kaydırmış olduk. İpimi bağladım. Şöyle de sıkıştırıyorum. Aşağıdaki yaptığım işlemin birebir aynısını tekrar ediyorum. İlmek içinden sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. ilmeğin içerisine önden giriyorum. İpimi alıyorum, yukarıya doğru uzatıyorum. Bir sonrakine aynı işlemi bir yapıyorum. Bir sonrakine yani aşağıda yapmış olduğum işlemleri birebir tekrar ediyorum. Kesinlikle yarım almayalım. Yarım almaya dikkat edelim yoksa sıkıntı olabilir üzerinden aşırırken bakınız düzgün bir şekilde aldım. Şimdi en aşağıdan birer birer üzerinden atlatıyorum. Aşağıdakini sol elimdeki şişimle alıyorum. Aşağıda yaptıklarımız gibi bakınız. Birinciyi aldım. Sırası ile ikinciyi atlatıyorum. Saymanıza gerek yok bakınız. Zaten görülmekte. İplerimizi yarımlamadan alalım. Kendiliğinden düzgünce duruyor bakınız şöyle düzeltiyorum hemen son iki ilmeğimize geldim bunları da atlatıyorum birinci yaprağıma ilmeğimi kaydırarak yerleştirdim ben bir ipimi bırakıyorum 5 tane ilmek beyazdan örüyorum Birinci ayarladıktan sonra diğerlerinde hiç problem olmadan örebiliriz. 3, 4 ve 5. Sıradaki ilmeğimizden yine yaprağımızı çıkarıyoruz. Birlikte sayarak çıkaralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. giriyorum. Uzatıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Uzatıyorum. Sıramızın takibini güzel yapalım. Sayımız eksik olmasın. En son örüyorum. Ve şu şekilde görüyoruz. Ve başlıyorum. En alttan. Sırası ile atlatmaya. Son iki ilmeği. Bakınız. Beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde kuruyorum ve sıramızı aynı şekilde modelimize kaydırma yöntemiyle örüp tamamlayalım. Kaydırma işlemimizi yaparak yapraklarımızı örerek tamamladım. Şimdi pembe ipimizi aynı şekilde keselim. Şöyle biraz düğüm atacak kadar keselim tığımızın yardımıyla hemen şuradaki ilk pembeye girelim ipimizi aynen örer gibi bu tarafa doğru geçiriyorum sıkıştırıp bozmayalım bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum isterseniz ikinci bir zincirli de pekiştirebilirsiniz Evet şimdi 8 sıra yine düz örgümüzü örelim ve modelimizi ilk yerine kuralım modelimizi kurmaya devam ettim üçüncü kez ilk sıramızda kurduğumuz şekliyle Modelimizi kurduk. Yapraklarımızı 3 tane beyazımı ördükten sonra dördüncüye yerleştirdim. Her yaprağımın arasında 5 tane düz ilmeğimi ördüm. Başlangıç ve bitişte 3'er ilmeğimiz. Bir sonraki sıramızda ise burada örmüş olduğumuz yani ikinci sırada kurmuş olduğumuz şekliyle modelimizi kuracağız ve bu şekilde istediğimiz kadar ilerleteceğiz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere